Birçok kişi başarmak için milyonlarca yol denedim fakat başaramadım ya da binlerce şeklini denedim der. Lütfen bunun üzerinde biraz düşün. Onlar muhtemelen yüzlerce, hatta onlarca yol bile denememişlerdir. Çoğumuz değişimi gerçekleştirmek için 8, 9, 10 yol deneriz ve işe yaramadıklarında da denemekten vazgeçeriz. Başarının sırrı senin için neyin önemli olduğuna karar vermek ve sonra işe yaramıyor gibi görünse bile her gün daha iyiye ulaşmak için yoğun bir şekilde eyleme geçmektir. Sana bir örnek vereceğim. Albay Sanders ismini hiç duydun mu? Elbette duymuşsundur. Albay Sanders böylesine inanılmaz bir başarıyı nasıl gerçekleştirdi? Zengin olarak doğduğu için mi? Ailesi mi zengindi? Harvard gibi ünlü bir üniversiteye mi gönderildi? Belki çok başarılı olmasının nedeni gençken işe başlamış olmasıdır. Bunlardan hangileri gerçektir? Cevap hiçbiri. Albay Sanders 65 yaşına kadar rüyasını gerçekleştirmeye başlamadı. Sonunda onu eyleme geçiren ne oldu? O, meteliksiz ve yalnız bir insandı. 105 dolarlık sosyal güvenlik çekini aldığında deliye dönmüştü. Fakat toplumu suçlamak ya da kongreye şikayet mektubu yazmak yerine kendi kendine ne yapmalıyım ki diğer insanlar için bir değeri olsun? Verdiğinde ne kadar alabilirim? Verdiğimde ne kadar geri alabilirim? Sorularını sormaya başladı. Daha önce yaptıklarından diğerleri için değerli olanın ne olduğunu düşünmeye başladı. Onun ilk cevabı, tavuk tarifimi herkes beğeniyor. Bu tarifimi lokantalara satsam ne olur? Bunu yaparak para kazanabilir miyim? Oldu. Ardından hemen, saçma, tarifim kirayı bile ödemez şeklinde düşündü. Sonra, sadece tarifimi satmakla kalmayıp, aynı zamanda tavuğun uygun bir şekilde nasıl pişirileceğini de göstersem ne olur? Tavuklar satışları arttıracak kadar iyi olursa ne olur? Satışları yeteri kadar arttırırsam, belki artan satışlardan bir yüzde bile verirler şeklinde düşündü. Birçok kişinin pek çok önemli fikirleri vardır. Fakat Albay Sanders onlardan farklıydı. O sadece önemli şeyler yapmayı düşünmekle kalmadı, onları eyleme geçirdi. Lokantaların kapısını çalarak sahiplerine hikayesini anlattı. İşinize yarayacak çok güzel bir tavuk tarifim var. Satışlarınızı arttıracağını düşünüyorum. Artan satışlardan da yüzde almak istiyorum dedi. Birçok kişi ona güldü. İhtiyar buradan defol. Niçin? O aptal beyaz şeyi giyiyorsun dediler. Albay Sanders işin peşini bıraktı mı? Kesinlikle hayır. O başarının bir numaralı anahtarı adını verdiğim bireysel güce sahipti. Bireysel güç, eyleme geçmekte ısrarlı olmak demektir. Bir şeyler yaptığın her anda, onda bir şeyler öğrenir ve bir dahaki sefere daha iyi yapmanın bir yolunu bulursun. Kesinlikle. Albay kesinlikle kendi bireysel gücünü kullandı. Fikrini reddeden en son lokantaya kötü hisler beslemek yerine bir sonraki lokantadan daha iyi sonuçlar alabilmek ve hikayesini daha iyi nasıl anlatabileceği üzerinde derhal yoğunlaşmaya başladı. Albay Sanders istediği cevabı alıncaya kadar sence kaç kez hayır cevabı almıştır? Evet cevabını alıncaya kadar tam 1009 kez reddedildi. Eski bir arabayla tam 2 yıl Amerika'yı baştan başa dolaştı. Buruşuk beyaz elbiseleriyle arabanın arkasında uyuyor ve her gün yeni birileriyle fikrini paylaşma arzusuyla uyanıyordu. Genellikle yediği şey sadece muhtemelen müşterileri için hazırladığı örneklerin parçalarıydı. Kaç kişinin 1009 kez ya da 2 yılı hayır kelimesini duyduktan sonra yoluna devam edeceğini düşünürsün? Çok az kişinin. İşte sadece tek bir Albay Sanders'in olma nedeni.
Sanırım çoğumuz 20 hayıra, pek azımız da 100 ya da 1000 hayıra dayanabiliriz. Yine de bu bazen bizi başarıya götürür. Tarihteki en başarılı insanlardan herhangi birisine bakarsan, onları ikna edememek gibi bir ortak tehlikeyi görürsün. Hayırı kabul etmezler. Vizyonlarını, amaçlarını gerçekleştirmekten hiçbir şey onları alıkoyamaz.